Burada fabrikanın çelikhane bölümünü anlatıyoruz. Oldukça önemli bir bölümü tabii. Yüksek fırınların yapıldığı, yüksek fırınla İstemir, işte Kardemir, Erdemir, yüksek Evet, fırın oldu. konvertörlerin olduğu, Aynen. konvertörün olduğu Konvertörün çok oldu. önemlidir. Blast oldu. Evet. Konvertörler biliyorsunuz bir takım maddelerin bir arada karıştırılarak Ok. çeliğin kıvamının ayarlandığı bölümdür. Çok önemli bir bölümdür. Oranın anlatıldığı bir çalışma bu. Bu da oldukça detaylıdır. Yani iyi bir çalışma diyebilirim. Kesinlikle. Ben onun dışında sizin diğer sormak istediğiniz şeyleri alabilirim Cem Bey. Ya, hemen hemen sohbetimizde her şeyi konuştuk aslında. Sektörde karşılaştığımız zorluklardan Evet. bahsettik. Süreçlerin nasıl yapıldığından bahsettik. Uzmanlık alanı gerektir. Her bir ayrı uzmanlık alanı gerektiren konular işte. Vinci Evet. ayrı mesela. Tabii mesela vinç mühendisi değiliz ya da ama bu konuyla ilgili mesela nereden yararlanıyoruz? Yine kaynağımız ya da trenle ilgili İşte çok çünkü ayrıntıya dikkat edilmiş işte Evet. yapılan işlerde. Mümkün olduğu kadar gerçeğinde kullanılan, örneğin vinç dediniz, o tesiste kullanılan vinci bulmaya çalışıyoruz bilgi anlamında. Ürünün katalogda yerini buluyoruz değil mi? Bulabiliyorsak her zaman Ya, olmuyor. Tabii önceliğimiz o. Evet, önceliğimiz o. Ama bulamadığımız zaman daha hani sıralamaya göre daha az bilgi veren kaynaklara yöneliyoruz. En son çare olarak da hiçbir şey bulamazsak firmanın bize fabrikanın içinden çekilmiş ya da o ürünü gösteren fotoğrafları vasıtasıyla modellemeyi yapıyoruz. Ama doğrusu bize teknik yani CAD iki boyutlu proje dosyasını Surface verilmesi. olarak yüzey kabuğunu gönderiyorlar size mesela. Hayır, çoğunlukla AutoCAD dosyaları şeklinde gelir. Oradan. Proje dosyaları ya da PDF formatında geliyor. Katı model olarak çok nadir geliyor. Onlar böyle büyük tesis projelerinde pek olmaz zaten. Daha ziyade ürün tanıtımı ya da montajını anlattığımız daha küçük çaplı çalışmalarda o ürünü zaten o firma ürettiği için modelletmiş oluyor katı model. Üretime yönelik modelleme yapılmış Olay. oluyor. Evet, onu bize Her vermeleri durumunda, evet, biz de onu küçük bir dönüşümle kullanabileceğimiz hale getiriyoruz. Bu durumda da modelleme süresini biraz kısaltmış oluruz. Öyle bir faydası oluyor. Ama çoğu zaman modeli biz yapıyoruz. Yani %95'i bütün çalışmaların model işleminde biz yapıyoruz. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. burada da yine hurda polibi alınıyor. Evet. Hurda bölümünden belirli miktarlarda hurda alınıp şu an az önce bahsettiğim konvertör bölümünde Aynı karakter olarak. belli bir Oksijen. miktarda karıştırılarak belli kimyasallarla ya da gazlarla istenilen çelik kıvamı elde ediliyor Yapmıyor. diyebilirim. Evet. Yani bu bölüm şu anda bu fabrikanın en önemli bölümlerinden birisi. Ben hani bunun için bakın yanında yedekleri de var. İki tane daha yedeği de var. Çok önemli bir bölüm olduğu için şu an kesitini görüyoruz. Bu tip çalışmaların hemen hemen hepsinde tüm makinelerin kesitlerini de veriyoruz. Diğer çalışmalarda da sadece İstemir çalışmalarında değil, diğer çalışmalarda da makinelerin kesitlerini de veriyoruz. Çünkü daha açıklayıcı, doyurucu bilgi vermiş oluyorsunuz. Sonuçta Süreci anlatabiliyorsun. evet yani Detayına İşine de müdahale ediliyor girdiğimizde aslında insanlar şey ve var. İşte bilgiye alttan erişim. gaz karıştırma sistemi var. Yukarıdan Evet. oksijeni görüyor. Evet. Ona göre çeliğin burada Yani yedek proseste hiçbir yok. adımı atlamıyoruz zaten Cem Bey. Yani ona özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü anlam bütünlüğü olması Gazlar. lazım. Mesela argon olarak hepsi Evet. var. Tabii bu arada şu an sesimiz kısık olduğu için animasyonda burada aslında bir de anlatım da var. Anlatılıyor. Anlatım Evet. var. Yine Hem YouTube'dan yazılı ya hem da yine internet sesli. sitemizden bulabilirler Evet. yapılan işleri. Evet, kesinlikle oradan tam orijinal halini izleyebilirler. Bunlar gerçekten çok az bulunan tarzda çalışmalar. Özellikle ülkemizde bu büyüklükte tesislerin animasyonları bulmak zor. Dediğim gibi son yıllarda büyük firmalar da bunları yaptırma konusunda oldukça iyi yöndeler, öyle söyleyeyim, istekliler.
İstemir buna güzel bir örnek. Ama sadece İstemir değil tabii, bizim başka çalışmalarımız da var. Dolayısıyla bu tip örnekler güzel oluyor. Az bulunduğu için, çok açıklayıcı olduğu için. Yani şu anda her bölümünü gördük. Yani hiçbir yerini atlamadan proseste yazan, anlatılması, gösterilmesi gereken her aşamayı görüyoruz şu anda. Normalde fabrikayı gezmeye gitseydiniz Cem Bey, buradaki aşamaların birçoğunu bu yakınlıktan göremezdiniz zaten. Bir de 10 dakikalık video ama gezmek isteseydik bir günümüzü, iki günümüzü alabilirdi. Detaylı kesinlikle olarak birkaç günümüzü alırdı. Evet. Ve yanınızda bu işi anlatan birilerinin olması gerekirdi. Evet. Her aşamayı. Daha detaylı bilgi veriliyor. Hangi elementlerin kullanıldığı. Yine katlı malzemeleri işte tekrar ısıtma prosesi komple anlatıyor yani burada. Evet, kesinlikle. Altan karşılama sistemimiz var. Evet. Orada. Ama dediğim gibi hani seslendirme ile birlikte izlenirse tabii daha bir bütünlük oluşacaktır. O andaki bölümü, işlemi anlattığı için. Burada bayağı detaylı yani. Çok detaylı. Şimdi devamında da göreceksiniz yine kesitler. Hatta bazı bölümlerini fabrikaya gidip kendi gözünüzle göremezsiniz. Yerin altında bazı şeyler çünkü görme imkanı olamaz. Şimdi biraz sonra gelecek o tarz bölümlerde. Yani böyle bir çalışmayla ancak her yerini tam olarak görebilirsiniz. Yani hep söyledim, efektleri mümkün olduğunca gerçekçi yapmaya çalışıyoruz. Algıyı güçlendirmek için. Taretten yine tam bir döküm geliyor burada. Evet. Şimdi kesitini veriyoruz yine. İki tip olduğunu verecek şimdi. İkincisini veriyoruz. Slap ayrı, küçük ayrı. Onların yapıları farklı çünkü. Kesinlikle. Yani mesela bunları fabrikaya gitseniz de göremezdiniz. Yani kendi gözümüzde. Çünkü kapalı bir bir kısmı kapalı bir sistem. Yerin altında ya da gibi. O yüzden çok faydalı. Yani gerçekte de göremeyeceğiniz şeyleri görme imkanına sahip oluyorsunuz. Yine son kısmında slap bölümünde istenilen miktarda kesimi yapılıyor. İşte sonra devam ediyoruz. Peki bu kadar detayı vermek, mesela zincirin hareket etmesi ya da barkod çok ciddi emek ve zaman gerektiriyor. Evet. Şimdi siz dakikalar hatta saniyeler içinde şu an izlediğiniz şeyde bile o kadar çok dikkat edilmesi gereken şey var ki kamera hareketinden arkada, köşede, kenarda ufacık bir şey hareket ediyordur. Biz her şeyi planlamak ve dikkat etmek zorundayız. Eş zamanlı olmak bir de. Evet, evet. Yani her şeyi mümkün olunca gerçeğine uygun efektlerle yapmak durumundayız. Yani akışkanlar pardon özür dilerim. Akışkanlar animasyonda en zor konulardan bir tanesidir. Çünkü simülasyon gerektiriyor. Diğer bir objenin, bir makine parçasının hareket ettirilmesi için simülasyon gerekmeyebilir ama sıvılar, buradaki gibi erimiş metaller gibi ve bunların çıkardığı duman ve buhar gibi efektlerin simülasyonlarla ve ek efektlerle gerçekleştirilmesi gerekir. Yoksa çok gerçekçi görünmez. Biraz da sıkıcı olabilir hatta. Bunu engellemek için mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın yapmaya çalışıyoruz. Sinirleri çalışıyoruz. Eş zamanlı. Evet. Hatta bakın böyle hani yeni yapılmış yepyeni bir fabrika havasından ziyade çok az böyle bir eskitilmiş havası da var. Aynen. Birazcık hani yapaylıktan uzaklaşmak için gerçeğe yakın olsun. Buna da dikkat ediyoruz.